Medya Baronuna hoş geldiniz. Bu videodaki konumuz süper güç olarak görülen Rusya'nın donanmasının birer birer vurulması hem de Ukrayna tarafından. Son durumda özel teknikler kullanılmaya başlandı ve Rus gemileri bu durumdan çok muzdarip. Bildiğimiz dünyaya karşı küçük düştüler. Hele ki son saldırı oldukça büyük. TB2'lerin de bu operasyonda kullanıldığı düşünülmekte. O halde bakarsak bu gemiler nasıl vuruldu? Rusların savaşın ilk gününden beri kaybettiği gemiler neler veya TB2'nin bu saldırılarda işine incelemeye başlayalım. Karadeniz'deki güç savaşı tarihten bu yana aslında hep var oldu. Daha önce ortada o kadar gündeme gelmese de sorunlu bir coğrafya olduğu kesin. Tabii bu var olan ülkeler yüzünden Rusya'nın sıcak sulara inme klişesine oldukça benzer. Şimdi ise hiç beklemedikleri darbeler aldıklarını görüyoruz. Ne kadar Ukrayna yanıp kül olsa da karşı tarafı da kül edebilmeyi başarıyor. Rus güçlerinin ilerlemeleri büyük ölçüde kesildi. Özellikle bazı şehirlerden zorunlu olarak çıktıklarını görüyoruz. İşler gerçekten karışık. Hatta şimdiki olayda Rusya'nın savaş gemilerinin vurulduğunu gördük. Süper güç denen bir devletten bahsetmekteyiz. Bu şekilde küçük düşmeleri onlar için hiç hoş değil. Bütün vurulan gemilerine ve neden küçük düştüklerine bakacağız ama şimdi en son olaydaysa çıkarma yapacakları gemileri vuruldu. Limanda çekili haldeyken yandığını görüyoruz. Geriye sağlam kalan gemilerse vurulmamak için limandan derhal kaçtı. Üstelik bunu yapan Ukrayna ordusunun düzgün bir donanması da yok. En ufak kayda değer silahlı gemileri kalmadı. Belki de botları bile mevcut değil. Hatta Rus ordusu limanların çoğunu zaten ele geçirmişti. Bu haldeyken Rus gemilerinin bu saldırıları öngörebilmesi gerekirdi. En azından iddiaları bu şekilde. O yüzden olayın ne kadar büyük olduğunu anladığımıza göre artık savaşın ilk gününden beri vurulan gemilerine bakalım. Başlangıçta ilk vurulan gemi Rus karakol gemisi olarak geçen Vazili Baykov. 7 Mart tarihi civarında Ukrayna kıyılarını topuyla vururken yakalandı. Normalde Rus gemileri daha uzaktan saldırırken bu gemi bir karakol botu. Yani öyle büyük füzeleri veya karaya saldırabileceği farklı silahları yok. Sadece 4 ile 8 arası seyir füzesi ve ön tarafındaki topu var. Vasilide muhtemelen savaşın başında içindeki füzelerini bitirmiş. Daha sonra da kalan topuna güvenmiş ve topuyla Ukrayna hatlarına saldırmış. Ancak yaklaştığı için Ukrayna'nın onu vurması da kaçınılmaz hale gelmiş. Çok namlulu grad füzeleri ateşlendi ve geminin üzerinde patlayarak ona hasarını verdi. Devamında arada vurulan bir gemi daha var ama onu şimdilik geçelim. İkinci vurulan gemi daha şimdi gördüğümüz limandaki çıkarma gemisi. Bu gemi 400 personel ve 20 tank taşıyabilecek gerçekten büyük bir gemi. Üstelik Rusların güvenli olarak gördükleri bir limanda demirli durumdaydı. Yani burada beklenmedik olaylar yaşanmış. Çünkü yine Ukrayna bunu da Grad dediğimiz füzelerle vurmuş. İşte bu noktada iki olayda size basit işler gibi gözükse de gemileri vuran füzenin Grad olması işleri karıştırdı. Şöyle ki Grad Sovyetlerden kalma çoklu atılan güdümsüz bir silah. Cep değerleri oldukça yüksek. Geniş cephe hatlarını dağıtmak için kullanılır. Yani bu olaylarda olduğu gibi hassas saldırı yapmanız pek mümkün değil. Bunun için size kesin bir koordinat lazım. Sadece o şekilde böyle gemi vurmak için çılgınlıklar yapabilirsiniz. İşte olay da zaten bu koordinatları alabilmekte. Bunun için iki basit yol var. İlki canlı aydınlatma. Buna personelin bölgeye sızarak konumu aktarması diyelim. Sistem güdümsüz olduğundan bu oldukça kolay olacaktır. Personelin gemiye sadece görüş mesafesi kadar yaklaşması yeterli. Bundan sonra da bölgedeki birkaç yeri gezerek konum işaretlenir genel ortalaması alınarak da cep değeri hesaplanabilir. Bundan sonrası gradı kullanan operatörlere kalmış. Eldeki verilerle birlikte atış yaparsınız. İşte ilk gemi olan Vasily Baykov muhtemelen bu şekilde vuruldu. Çünkü topuyla karayı vurabilmek için çok yakınlara kadar girdi. Daha sonrası Ukrayna'nın onu görerek üst üste atışlar yaparak gemiyi vurması. Devamında bunları vurabilmek için ikinci ihtimal ise TB2'lerle veya uyduyla birlikte gözlem yapılması. Ne kadar TB2'ler tamamen imha oldu dense de bunlar gerçek değil. Evet birkaç tanesi vuruldu ancak bunların birçoğu pistler üzerinde vuruldu. Yapabilecekleri hiçbir şey yoktu. Daha savaşın ilk günlerinde kalibir seyir füzeleri TB2'lerin olduğu üstlere saldırdı. Ama bu olayın üstüne TB2'lerin saldırı görüntülerinin yayınlanması tamamının yok olmadığını da gösterdi. Yani fazla takmamak lazım, hala ellerinde yeterince var. Bir tanesi gemiyi tespit etmek için yeter. Konumu havadan bir kez işaretleyip geri dönmesi yeterli. Gemiler sabit olursa işler çok kolay. İşte ikinci çıkarma gemisinin vurulduğu olayda bunun olma ihtimali yüksek. Çünkü Rusların gemilerinin olduğu bölge askerler tarafından sıkı korunan bir yerdi bir Ukraynalı olarak yaklaşmanız çok zor. Ya uydudan Amerika gibi ülkeler Ukrayna'ya konum verdiler ya da TB2 girip bölgeyi işaretledi. Yoksa bir Grad füzesinin gemiyi tutturması pek mümkün değil. İşte bu noktada böyle işlerle uğraşmamak için gemi savarlarının önemini görüyoruz. Asıl saldırılar gemi savar füzelerle gerçekleştirilir. Zaten en büyük özelliklerinden biri çok hassas olmaları gemilerin komuta kontrol merkezlerine doğrudan yönelebilirler. Tabii bir sıkıntı burada olduğu gibi kıyıdaki hedefleri vuramazlar. Birçok gemi savar füzesi bu tarz bir dezavantaja sahip. Maksatları gelen gemiyi kıyıdan uzak tutmak ve çıkarma yapılmasını engellemek. İşte bu konuda Ukrayna ise çok sıkıntıda. Çünkü tek fırkateynleri suyu boylamış durumda. E ellerinde hiç başka bir şey de yok mu derseniz de Neptün gemi savar füze sistemleri mevcut. Bu kıyı konuşlu bir gemi savar füzesi. Çokça testi yapıldı ve milgemlere konması düşünüldü. Yani Ukrayna'nın bizden alacakları milgemlere. Tabi daha tamamlanmadığı için üretime geçemedi ve konuşlanamadı. Muhtemelen var olsalar bile Rus kalibirleri tarafından imha edilirdi. Hatta belki de böyle olmuştur. Bunları kestirmek zor diyelim. Sonuç olarak Ukrayna'nın Rus gemilerini vurmaya devam etmesi hala ben buradayım demenin başka bir göstergesi. Ama Rusya açısından da bir rezillik hareketi. Çünkü karşı taraftaki ülkenin gemi savarı veya bir tane aktif gemisi bile yok. Bunlara karşılık bir gemileri kullanılmaz haldeyken iki gemisi vurularak ciddi hasarlar aldı. Evet savaşta böyle şeyler tabii ki olabilir ancak göz göre göre yaptıkları hatalar gerçekten saçma. Mesela hala Sovyetlerden kalma, konvoylu araçları önden yollama, daha sonra piyadeyi sokma hareketleri de bunlardan biri. Sonuçları hep birlikte gördük. Gerilla harbiyle birlikte birçok zırhlı araçları perte çıktı. Yani kısaca Rusların sadece kaba kuvvetten ibaret olduklarını görüyoruz diyelim ve videoyu bitirelim. Videoyu beğenerek bu emeğe karşılık verebilir, abone olarak da yeni videoların takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Ben Medya Baronu ve herkese savaşsız günler diliyorum. Görüşmek üzere.